Halil Bey İbrahim Ceyhan yazdı. Bu en güzeliymiş. En güzeli, evet. Ya ama insanların bir şeylere tutunma hevesi vardır ya. Amacım yani, deniz kızını mı tutunacağız yani? O... Escort ise değildir. Ya ben sokakta oyun oynardım. Bu çocukluğumuzu çok zenginleştirdi. Eminim sizin de öyledir. Ben çok fazla şey izliyorum ya, belgeseller falan. Gerçekten şimdi bu konular şey olur ya, belgesel izliyorum falan muhabbeti vardır ya. Normal değil bence. Ama olmasını tercih ederim. Saçma sapan bir şey. Çok güzel söylediniz. Halil İbrahim, hoş geldin. Hoş bulduk. İkisini birden mi kullanıyorsunuz? Halil ya da İbrahim mi kullanıyorsunuz? Yani ilk gittiğim yerlerde Halil İbrahim deniyor ama genelde ailem İbrahim der. İş hayatımda da Halil'e alışıyorum. Öyle mi? Evet. Ha, ikisini de kullanıyorlar. Kullanıyorlar yani. Evet. Böyle bazı isimler Halil şey... Sizin gibi Halil İbrahim beraber söylüyorlar. Mesela Osman Tan da öyledir. Hı-hı. Ne Osman dedirtir kendini, ne Tan. İlla Osman Tan dedirtir. Yok, öyle bir kriterim yok ama insanlar genelde Halil İbrahim Ceyhan diyen bile var. Uzun uzun. Uzun uzun. İspanyol asilleri gibi. Evet, hatta geçenlerde birisiyle karşılaştım. Hani telefonlaşmak icap etti. Halil Bey İbrahim Ceyhan yazdı. Daha garip bir şeydi yani. Bu en güzeliymiş. En güzeli, evet. Bu çok güzelmiş. Halil Bey İbrahim Ceyhan çok güzelmiş. Şimdi size 6 tane değer yargısıyla ilgili soru soracağım. Belki gelmeden programa bakmışsınız. Baktım biraz, ha. Evet. Bunlar normal midir diye. Siz ya normaldir ya anormaldir diyeceksiniz. Biz aynı soruları sokakta, Central Park ve Hyde Park civarında insanlara da soruyoruz. Eğer oradakiyle sizin cevabınız uyuşursa normalsiniz. Uyuşmazsa anormalsiniz. Ama korkmayın, İrem Derici bile normal çıktı bu programda. Süper. O yüzden hiç dert etmeyin yani. Biz Hyde Park'ta yaptığımız için paramız çok. Bayağı yüksek yani. Tabii, seviyorum. Uçağa biniyoruz, Hyde Park'a gidiyoruz, sonra geliyoruz. Aynı eminim ama. Ha? İzliyorlar, bizi orada da izliyorlar. Ha, orada da biliyorlar. İlk soru, alamayacağınız pahalılıkta olan bir evi emlakçıyla gezmek normal midir? Değil. Normal değil. Bence de değil ama insanlar çok meraklı. Yani olmadığın birisi gibi görünmeye çalışmaktır. O başka bir şey değildir yani. Eğer gücün varsa zaten oraya gezmiyorsundur, bakmışsındır, bilgin vardır ve gider satın alırsın. Bir sadece de emlakçıyla ev gezmek yani. Dünyanın en sıkıcı şeyi bence. Ya artık öyle bir şey de yani. Kalmadı, aynen. Değil mi? Aynen. Bakalım ne demişler. Şimdi herkes normal demiştir bak. Alamayacağı pahalılıkta olan bir evi emlakçıyla birlikte gezmek normal midir? Normaldir. Evet. Bakayım, göreyim nedir, nedir? Tabii ki aynen. Anılar nedir tabii yani? Ki, tabii ki. Normaldir ya. Güzel oluyor. Ev görüyorsun, bilmiyorum. Denemek isterim ama. Güzel bir şey. Mesela her misal markete gittiğimizde veya Gimci'ye gittiğimizde örnek veriyorum. Hani Zara Türklere göre lüks ama yabancılara göre lüks değil. Mesela Zara'ya gidiyoruz, elbise deniyoruz. 10 bin lira almıyoruz ama deniyoruz. O şekilde. Bence normal değil. Zaten alamıyorsan o eve bakmamalısın. Bir de emlakçıya boşuna vakitini almamalısın. Yani rüya olarak fikir almak, bunda bir sorun yok. Normal yani. Bence normal ya. Zevkine geziyorsun. Eve bakıyorsun. Paran yok ama sonuçta geziyorsun, alıp bakıyorsun yani. Normal bence, sorun yok. Gördüğünüz gibi. Çok iyi. Normal çok çıktı. İyi. Biz anormaliz yani. Öyle sanırım. Bu soruya göre öyle çıktı. Yani. İkinci soru. Deniz Kızılan'ın gerçek olduğuna inanmak normal midir? O da değildir normal. Bence de değildir. Ama... Ya ama insanların bir şeylere tutunma hevesi vardır ya. Amacım yani, deniz kızını mı tutunacağız yani? Yani onu izlerler, bakarlar, mistik şeylere çok böyle merakı olan insanlar vardır. Tamam, ben de araştırırım, bakarım işte şöyle olmuş, böyle olmuş, piramitler falan filan. Ama yani deniz kızına da inanmazsın. Bence yani. bence şey normal değil. Bak, ikimiz de anormal dedik, şimdi normal çıkacak oradan. Buyurun. Deniz kızlarının gerçek olduğuna inanmak normal midir? Normaldir. Vardır. Var, ben inanıyorum yani. Vardır belki. Belki içeri girsek, hani korkuyorum denizden ama belki içeri girsek vardır belki. Normal değil bence. Ama olmasını tercih ederim. Normal değil ya. Bilmiyorum, bu bir fanteziye giriyor bence. Değil. Ben bir ara inanıyordum da şu an araştırmak falan lazım. Bilmem, gerçekler olabilirler yani. Biz sadece bu dünyada yaşamıyoruz bence. Uzaylılar da olabilir, deniz kızları da olabilir. Deniz kızı var mıdır? Bilmem, etrafta çok güzel kızlar olduğunda deniz kızına benziyorlar. Ama yoktur be. Yoktur. Evet, biz kazandık. Biz kazandık. Ama 3-2 ha. Ama şey çok iyiydi. Olmasını çok isterdim. Abi belli yani. Ben en çok ilk çocuğa şaşırdım. Mesela o çocuktan öyle bir romantizm beklemezsin. Deniz kızı vardır diyor. Bir de emin yani. Hı hı. O çocuktan öyle bir romantizm beklemezsin. Çok acayip. O aşık belli.
Ya, değil mi? Kızın adı da Deniz bence. İnternet olmadan yapamam demek normal midir? Normal. Yani bugüne kadar internet mi vardı? Birçok şeyi biz hani daha doğal yollarla. Yani şöyle söyleyeyim. Kitap çok okunuyordu. Aileyle çok fazla vakit geçiriliyordu. Kültürel alışveriş çok daha fazlaydı. Yani insanlar yerini biliyordu. Ne konuşacağını biliyordu. Nerede oturup kalkacağını biliyordu. Ama şimdi internet girdiği zaman birçok yozlaşmayı da açtı aslında benim açımdan. Çünkü ben bakıyorum, yeğenlerim var benim bayağı. Hepsi tabletlerde, telefonlarda. Ya ben sokakta oyun oynardım. Bu çocukluğumuzu çok zenginleştirdi. Eminim sizin de öyledir. Yani hayal gücünüzü yükseltiyor, çocukluğunuzu zenginleştiriyor. Büyük küçüğünü biliyor, küçük büyüğünü biliyor filan. Ama şu anda baktığın zaman herkes tablette. Mesela biz büyüğümüz odaya girdiği zaman ayağa kalkarız veya üstürüpsüz bir şekilde oturmazdık. Şimdi çocuklar oturma pozisyonları bile değişik bir şekilde, hani ne olduğunun bile farkında değil ve o tabletteler yani. O zaman normal değil size göre. Bence normal değil. Ya mesela bence normal. Artık ben yapamam. Uyum artık sağlamak, yapamam. Uyum sağlamak okey. Ama hani böyle bir şey olmayacaksa da ölüm değil yani, dünyanın sonu değil. Ya mesela beni dağ başında götürür, ben dağ başında yaşayabilirim ama iki tane şartım var. Bana kitap ve internet verecekler. Hı, süper. Hiç tanımadığım bir yere bırakacaklar. 6 ay kimseyi görmeden orada yaşayabilirim ama internet ve kitap olmak zorunda. Okey. Bakalım mı? Hadi bakalım, buyurun. Ben de merak ettim. İnternet olmadan yapamam demek normal midir? Normal. İnternet. Evet, evet, artık normal. Mümkün değil. Bazı zamanlar için yani o da normal. Hayatımız o şeye geldi. İnternet olmazsa olmaz ama eskiden oluyordu ve daha güzel oluyordu. İnternet çıktı bence. Yani faydası da var ama zararı da çok. Benim yaşım 48. 10 sene öncesine kadar internetin ne olduğunu bilmiyordum, yaşıyordum. Ama şimdi internet ortamında yaşamayı kendime yakıştıramıyorum, öyle söyleyeyim. İnsanlar insana göre değişiyor abi. Ben mesela internetim şu an yok ama annem yükletecek mesela şey şu an. Onu bekletiyorum. Olmadan da yaşanmıyor abi. Yani buna internet nesli olarak, yani 40 yaşındayım ama yani 98'den beri internet kullanıyorum. Normal görmüyorum ama tabii bir önceki nesle sorsanız onlar hayatlarını cep telefonu olmadan da idame ettirdiler. İşte ev telefonlarından, sabit telefonlardan, o dönemleri de gördüm ama yani şu an internet çok büyük bir kolaylık. Yani kullanmasını bildikten sonra bence hayatın her alanında lazım. Ya şöyle bir şey var işin aslında. Yani interneti nasıl kullandığınızla alakalı. Mesela siz diyorsunuz ki kitap verin ve internet verin bana. Şimdi internetten bahsettiğimiz zaman çıkın şu soruyu da sorun mesela insanlara. İnterneti niçin kullanıyorsun? Büyük ihtimal sosyal mecralar için kullanıyorlar. Kim nerede ne yapmış? Yani geçenlerde bir yazı okudum. Herkes şöyle diyor. Herkesin yarısı ya tatilde ya da çok lüks mekanlarda. Yani bunları da görüyorlar insanlar. Yani interneti bunun için kullanıyorsa zaten hani başka bir şeye vakit ayırmıyordur bu insan. Siz dediniz ki kitap ve internet, yani globalleşme, işte dünya hakkında bir şeyler öğrenme falan veya işte araştırdığınız konular vardır, okey. Ama sadece sosyal medyaysa gerek yok. Ama mesela benim elim yemek yerken mesela diyelim arkadaşımla yemeğe gittim. Elim hemen açıp gidiyor Instagram'a falan. Bakıyorum. Onu gösteren, ha. Okay. Bakıyorum yani. 56 yaşındayım ama bence de bağımlılık olmuş yani. Evet. Gidiyor el. Siz bakmaz mısınız hiç mesela? Yani çok nadir. Ben zaten çok yoğun çalışıyorum. Şimdi bizim dizinin izleyenleri de bu konudan çok şikayetçi. Neden internette yoksun? Yokum. Hiç girmediniz mi? Yok, giriyorum. Tabii ki giriyorum. Arada giriyorum. Ama hani çok fazla sosyal medya bağımlısı değilim yani. Ne güzel ya, şanslısınız aslında. Ben çok fazla şey izliyorum ya, belgeseller falan. Gerçekten şimdi bu konular şey olur ya, belgesel izliyorum falan muhabbeti vardır ya. Yani beni tanıyan insanlar çok iyi bilir. Ben dünya tarihine çok meraklıyımdır. Onları araştırmak için bakarım. Bu bana fayda sağlıyor. Nereden geldik, ne yapıyoruz falan. Ama güncel hayatta birisi gitmiş çok lüks bir mekanda işte yemeğinin fotoğrafını çekmiş, bana ne. Onları ben de sevmiyorum ama bakıyorum ne oluyor diye. Platonik aşık olduğunuz birinin düğününe gitmek normal midir? Saçma sapan bir şey. Çok güzel söylediniz. Var mı? Anladım ben, normal değildi. Değil, normal değil. Buyurun. Platonik aşık olduğunuz birinin düğününe gitmek normal midir? Normal değildir tabii. Dayanamaz. O kadar da romantik değil. Bu dayanamaz. Çok havalı olur ya. Bir de bir para atarsın var ya. Fena tabii. Yok ya, ben kaldıramam. Acır canım acır yani. Normaldir. Gidilebilir. Zevk olur yani. Gidilir bence. Abim şöyle. Gidersin. Normal bir şey. Çünkü
Belki bir söz vermişsindir ona. Mutlu olduğun anda yanında olacağım mesela. Gidersin abim, görürsün. Belki bir şeyler takarsın. O kadar yani. Ya bence... Bu platonik aşık ve diyalogta diyor ki gidersin bir şeyler evet, takarsın falan. Ama bence platonik aşıkın ne demek olduğunu bilmiyor. Öyle bir derdi var. Belki de. Öyle bir derdi var yani, net. Diğer soru. Platonik bir aşkınız varken başkasını etkilenmek normal midir? Aslında aşıkken başkasını etkilenmek normal midir? Değildir. Bence normaldir mesela. Olur. Yani platonik... Gönül bu yani kadar. Şöyle bir şey var. İnsanlar birine aşık olduğunda bir durum vardır ya, hani hep bir şeyleri biriktirirsin ve onu bir kılıf haline geçirir. Karşındakine o anda ihtiyaç hisseder ve geçirirsin ve aşık olduğunu düşünürsün. Yani eğer böyle kriterler belirlemişse, platonik olarak da o giysiyi ona giydirmişse karşısındakine ve başka birisiyle karşılaşmışsa, hani onu elde edemeyeceği için belki kıyafet değişikliği yapıyor olabilir yani. Bu ne kadar süredir aşık olduğunuza da bağlı. Tabii. Yani artık bıkmışsınızsınız yani platonik olmaktan. Hani bir yıl, iki yıl, üç yıl içinde etkilenmezsiniz ama belli bir zaman sonra etkilenmek normal sanki. Olabilir. Buyurun. Bakalım. Platonik bir aşkınız varken başkasından etkilenmek normal midir? Gayet normaldir çünkü güzel. Normal abi. Olabilir, layık olacak. Erkek adamın olacak abi. Anormal bir şey. Platonik aşkının üzerine yürümen lazım ki onu aşk olarak elde edebilmen lazım. Normaldir bence ya. Bence normaldir. Çünkü sonuçta platonik aşk hani tek taraflı. Başkasından da hoşlanabilirsin bence yani. Değil abi. Çünkü şöyle abim, bazı ilişkilerde abim anlarsın. O ilişki aslında ilişkiye değişiyor, ilişki ilişkiye. Başka oluyor yani. Tam %100 sevdiğin bir kız arkadaşın değilse tabii ki de başka bir kızla konuşman normal bir şeydir. Çünkü sevgisini göstermiyordur, ilgisini almıyorsundur. İlgisi olmadığı için başka insanlara daha çok kendini yönlendiriyorsundur. Öyle. Tecrübe konuşuyor. Ne dedi anlamadım ha. Tecrübe, ya bayağı tecrübeli bu. Değil mi? Bayağı tecrübeli bu. Bir tek Türkçe sorunu var. Tek sorunu Türkçe sorunu. Son soru. Sürekli cep telefonu numarası değiştirmek normal midir? Hiç değildir. Bence değildir yani. Benim mesela numaram ya uzun süredir kullanıyorum. Bana bakmayın. Farklı sebepler olabilir yani. Hani bizim gibi yaşayan insanlar tabii zorunluluk haricinde sürekli numara değiştiriyorsa güvensizlik verir o. Evet yani. Ama mesela benim sık değişir mesela ama... Yani siz hani bulunduğunuz konum açısından hani... rahatsız ediliyor olabilirsiniz. Evet, gece 3'te çalıyor. Yani? Nasılsınız Armağan Bey diyor. Abi evet. 3 yani. Özeliniz kalmamış oluyor. Hani o anlamda. Ama normal hayatta birisi işte atıyorum işte platonik aşık abilerden bir tanesi. Bir kızla tanışıyorsa veya işte bir kız bir erkekle tanışıyorsa ve adam veya kız çok sık numara değiştiriyorsa burada bir problem değil mi? Bence de öyle de. Bir problem ama var yani. Benim için mesela normal. Ama evet. Yani mesela... Alişan sürekli değiştirsin. Şüphelenirim. Dolandırıcı mı bu diye. Bakalım ne demişler. Kaçış ya. Sürekli cep telefonu numarasını değiştirmek normal midir? Hayır, kesinlikle değil. En uyuz olduğum işte. 30 yıldır aynı, hiçbir zaman değiştirmedim. Gereksiz bir şey. Tabii 15 yıl aynı numara abi, hiç değiştirmedim. Gerek yok. Gerek yok abi. Tek numara kalsın. O genellikle... mesleği dolandırıcılık, hırsızlık olan insanlar içerisinde geçerli bir şey. Normal bir vatandaş hayatta numara değiştirmeyi sevmez. Eskort ise değildir. Normalse normaldir. O da normal değildir. O ne öyle? Şeyi değiştirir gibi, pardon. Yani çoğunluğu aynı fikirde. Ama bir ilginç bir şey vardı orada. Çok ilginç o. Peki. Tabii ki normal çıktınız. Bizde hiç kimse bugüne kadar anormal çıkmadı. Bu bölümde ben anormal çıkmış olabilirim. Ben ama, siz değil. Geldiği için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok eğlendim. Sizi yakından tanımak çok keyifliydi. Halil Bey, neydi, nasıldı? Halil Bey, İbrahim Ceyhan. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun, vakit ayırdınız. Çok mersi.